yönetim, çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli dostlar, arkadaşlar, Kütahya çalışma hayatını, Kütahya gündemini, sosyal hayatını, ekonomik hayatını yakından hissetme şansı bulduğumuz değerli dostlar. Uzaktan yakından buraya teşrifleriniz Simav'dan, Emet'ten, Domaniş'ten bizleri büyük mutluluk verdi. Bir arada olmak, bu güzel 10 Ocak sabahında sizlerle bir arada olmak benim kendi adıma da mutluluk verici bir hadise. 2,5 yılı doldurduk Kütahya'daki çalışma hayatı içinde. Sizlerle birçoğunuzla yakinen temas etme, dinleme, Kütahya'yı öğrenme, sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunma şansı da benim açımdan ayrıca değerli. 1961 herhalde ilk bu sürecin başladığı 212 sayılı fikir kanunu, fikir hürriyetinin serbestliği üzerine başlayan bir tartışma. Onun üzerinden yanılmıyorsam 6 ya da 9 gazetenin bir boykot kararı. Onun üzerine gazetecilerin, çalışan gazetecilerin kendi adlarına bir gazete çıkarıp 3 gün boyunca basın adı verdikleri bir gazeteyle bu sürece karşı birlikte olma duygusunu pekiştirmeleri, bu sürecin 10 Ocağın Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak ya da günü olarak kutlanmasının ilk taşları. Tabii bu günlerin kutlamanın ya da değişik günleri kutlamanın temel esprisi farkındalığı artırmak, dayanışmayı artırmak ve bir araya gelmek. Sizlerin kendi biraz önce Ahmet abi çok net çizdi altını, bayağı kalın çizdi, üzerine kırmızı kalem de attı biraz. Birçok sorunları var. Bunların hepsini değişik vesilelerle hep beraber müşahede ediyoruz. Muhakkak sorun hayatın bir parçası. Yaşamaya başladığımız andan itibaren bir sorun silsilesiyle kendimizi karnımızı doyuracağız hikayesiyle başlayan bir yaşam mücadelesinin içindeyiz hepimiz. Bunun için öğrenme, mücadele devam ediyor, bırakılmıyor. Mücadelenin değişik sıkıntıları aksettirmenin yasal yolları, demokratik yolları var. Bunlarla ilgili etkileme alanları var. Sivil toplum örgütü olarak cemiyetler, federasyonlar, konfederasyonlar var. Bunların zaten varoluş nedeni, birçoğunun varoluş nedeni aslında non-government organization diye, NGO diye tabir edilir aslında temeli. Karar alma mekanizmasında bulunan insanlara etki etmek, onların kararlarını kendi sıkıntılarımızın çözümü konusunda destekleyecek yöne doğru baskı grupları oluşturmak. Bu kahvaltıda da başta olmak üzere her noktada bu birlikteliğiniz, bir arada gelmeniz, bir şey söylemeniz, birbirine saygı duymanız da bu işin en büyük çözüm noktası olacağını düşünüyorum. Bir arada olan, aynı şeyi tekrar eden kişilerin kendi amaçları ve çerçevesinde bireysel değil de toplumsal ya da grubun sorunlarını taşıyan insanların amaçlarına bir şekilde ulaştığını müşahede ediyoruz. Sizlerin de birçok biraz önce Ahmet abinin, Mehmet Yaylıoğlu'nun ifade ettiği gibi değişik alanlarda sorunlar var. Biz idareciler olarak bu sorunların çözümü konusunda elimizden gelen desteği her zaman yanınızdayız. Bunun iletilmesi konusunda gücümüzün, bilgimizin, irademizin yettiği her aşamada bu sorunları iletmek bizim boynumuzun borcu. Bunun işte yetkili iletişim kurulu başkanlığından tutun da bölge müdürlüklerine, milletvekillerine kadar bize ilettiğiniz taleplerin muhakkak ilgililerine, muhataplarına gerek doğrudan gerekse arzu ederseniz ilgili cemiyet başkanıyla beraber iletmekte benim açımdan bu grubun temsilcisi olma açısından da mutluluk verir. Tabii bazen her şeyi çözmek mümkün olmuyor. Uzun bir cümle ama yine söylemek isterim. Bazen sorunları çözmek için sorunun cevabını bilmeniz yetmez. Bazen o sorunun çözümü için gereken cevabı uygulayacağınız zamanın gelmesi gerekir. Eğer o zaman gelmemişse elinizdeki çözüm çok da bir işe yaramayabilir. Bazen süreçler ve zaman sorunu çözmek için en ideal ilaç gibi karşımıza geliyor. Bunun ne kadar çabuk olursa, ne kadar hızlı olursa sizler açısından iyi ama toplumun diğer dinamikleri her yönüyle bir bütün olarak algılamak gerekiyor. Biraz önce emekli olan, emekli olacak olan tüm çalışan gazetecilere de hayırlı olsun temennisinde bulunmak istiyorum. Emeklilik yaşantılarında ya da emeklilik süreçlerinde de hem gerekirse devam ederse çalışma hayatlarında da başarılar diliyorum. Ebediyete irtihal eden çalışan gazetecilerimiz de bu vesileyle isimlerini bilemediğimiz, hatırlayamadığımız insanları da rahmetle anmak istiyorum. İnşallah iyi hizmetlere, doğru olanı yapmaya Rabbim hepimizi nasip eder. Çünkü hepimizin içinde ortak olan nokta iyilik. Son zamanlarda çok sıkça paylaşılıyor. İyilik iyidir gibi bir cümle ve slogan üzerinde.
İyi olanın üzerinde herkes konumlanırsa kendini, bunun içinde iyinin içinde ahlak da var. Basın ahlakı, iş ahlakı, insan ahlakı, ne derseniz deyin, üzerine birçok ahlak ve etik kavramlarının üzerine çokça makale yazabilirsiniz. Bunun içinde ilişkinin iyi yönetilmesi var, doğru olmak var. Vicdanınızda, ahlakınızda ve beyninizde konuştuğunuz cümlede doğru olanı ifade edebilecek cesarete sahip olmanız var. Bunları yapabilirsek hep beraber, bunun hangi sektörde ya da kurumda ya da ilgili yerde çalıştığımızdan bağımsız olarak o toplam iyiliği hep beraber bulabiliriz, ulaşabiliriz, kötü olan ya da yanlış olanı düzeltebiliriz. Ama bunun için hepimizin kendine ikna etmesi gereken şey doğru olmak. Bunun bir cümlesi, tabii bunlar ayrı bir meziyet değil. İyi olanı, doğru olanı da tercih etmek. Çünkü hepimiz bir tercihle karşı karşıya kalıyoruz. O çok güzel cümle, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir diye başlayıp devam eden o Sakarya şiirindeki. Hayatımız tercihlerle kaim. Neyi tercih ettiğiniz sizin kim olduğunuzu çok net belirliyor. Dolayısıyla biz haberimizde, idareciliğimizde, valiliğimizde, yöneticiliğimizde tercihlerimizle kaim olacağız ve karakterimiz buna göre şekilleniyor. Hep birlikte doğru olanı yaparsak, iyi olanın peşinde koşarsak bu sorunların uzun vadede, o gelecek zamanın da hızlı bir şekilde geleceğine kendi şahsi olarak inancım tekraren sizlerin çalışma hayatında kolaylıklar diliyorum. Rabbim tüm sıkıntıların aşılacağı, iyiliklerin sizlerle olacağı nice günler, yıllar ve seneler nasip eder.